Herkese selamlar. DM'nin Nargile hoş geldiniz arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi bir incelemeyle karşınızdayız. Bugün takım da incelemiyoruz. Yani tütünle incelemiyoruz. Buradan Volkan abiye selam olsun. Böyle dizdik hepsini kurbanlık koyun kral, gibi. Seviyoruz. Seviyoruz abi seni. Cansın, kralsın, yerin benim için ayrı. Her zaman abi. Kankacığım bugün ne inceliyoruz? Bugün arkadaşlar ısı yönetim sistemleri yani HMD, közlük, artık elektriği yanmaz. Hani bir sürü isim var bunların. Yani o tarz bir ısıyı yönetmek için kullandığımız aparatları hani size göstermek istedik. Yani böyle bir video çekelim. Şu kömürle şöyle olur, bu kömürle böyle olur, şu lüleye oturuyor falan filan işte. Evet, hem de biraz sohbet olsun. Aynen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Doğan'ın orada Alfa Okan mevcut. Üstünde Silvia Bol. İngilizce olsun kardeşim, şekil diyorsun daha mı? Üstünde arkadaşlar Duman İgnis var. İçerisinde bir adet One Nation 360 var. Benim tarafa da geçersek, gördüğünüz gibi... Miyacı ya. Small Kick Pro. Small Kick Pro çıktı, yeni çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar Ajia 1453 kısa boyda şu an. Normalde daha uzun. Üstünde Kia Sapo. Üstünde de bir adet kubbe var. İçinde ne alakaysa. İçinde de bir adet One Nation var. Kankacığım niye böyle şakalar yapıyorsun? Hani Mapuç kısmını niye o tarafa baktırıyorsun? Yani, teknoloji gelişti onu bir şey. Aa aydınlandım şu an bak görüyor değil mi? Tamam teknoloji cahil. Geldim bana bence simulation. Aynen öyle. Yani çok güzel, 5 yıldızlı diyebiliriz ama küçük boyda da Mark 3'ü onu da incelemesi yakında gelecek yani, arkadaşlar. Arkadaşlar Allah herkese nasip eder inşallah. İnşallah. Yani, ailelerini nasip eder, olmayanlar da inşallah alır. Ha inşallah. Böyle bir dua edelim. Şimdi kankacığım baştan şöyle başlayalım. Sen şöyle şundan yorumlamaya başla, ben de biraz çekeyim şöyle. Tamam benimki açılmış zaten. Hemen buradan başlayalım. Burada arkadaşlar hani birçok nargilecide bulunan artık Battal Boy HMD. Battal Boy HMD direkt yani közlük olarak geçiyor. Aynen. Bu şu an biz bunun resmini falan koyduk zaten. Yani bunun içine biz arkadaşlar hani önceden bunu kullanıyorduk. Hani bayağı da kullanıyorduk gerçekten. Aynen. Bununla Samsaris'in cam lülesini kullanıyorduk. Aynen kanka. 10 numara oturuyordu ve Odoman şeyi de kullanıyorduk. Seramik lülesiyle, telefonu seramik lülesiyle kullanıyorduk. Seramik lülesini de kullanıyorduk. Gayet de memnunduk. Tabii biraz işte şeyi genişletince pek yüzüne bakmıyoruz. Güçleşince tabii. Biraz yüzüne bakmıyoruz ama bu da güzeldi yani. Kullanılabilir. Alt tarafı topçuk yapmışlar böyle şey gibi. Altı böyle Ignis gibi, hayat Ignis gibi. Ignis gibi ama biraz daha düz. Aynen ama mesela şeyde kubbede, ulan kömür var zannettim içinde. Mesela kubbede arkadaşlar delik böyle hava yerleri, bununki böyle çizgi yapmışlar. Yani kubbenin yanındaki çizikler gibi. Aynen öyle. Üst tarafında bir kapağı var arkadaşlar. Bunun içine biz 3 tane 25'lik kömür kullanıyorduk. Hani 3 tane 25'lik kömürü koyup kapağında şöyle hani tam kapatınca ısındıktan sonra kilitleniyor. Kendini kilitliyordu, biz bunu açamıyorduk yani. Bir iki kere halı yaptık. Şap bırakıyoruz arkadaşlar açsın diye. Şöyle biraz yan bu şekilde bırakırsanız hemen yani çok da 3 kömür olduğu zaman gayet güzel açılıyordu ve rahat rahat içiyorduk. Yani. Aynen. Hani zamanına göre alınabilir mi? Tabi fazla bütçe vermek istemiyoruz ama şimdi şunu tutup 30 liraya satıyorlar. Kubbe de 35 lira. Hani bunu alacağınıza bence gidin bir kubbe alın. Aynen öyle. Şu an daha iyi. Kubbeye de geleceğiz zaten birazdan. Kubbeye zaman ve çoğunluğu. İstiyorsan ona veda edelim. Yandan böyle orijinal görünümlü Lotus'umuza geçelim böyle evet. 500 milyonluk. Şurada orijinalmiş gibi yapalım. 500 küsür TL'lik. Altın kaplama bizimki özel seri. DMN Edition. Aynen DMN Edition özel yapıyoruz. 20 liraya aldık arkadaşlar. Bunu bir Suriyeli dükkandan aldık. 20 TL'ye arkadaşlar. Callout Lotus 2 olarak geçiyor. Hani Callout markasının Lotus 2 hani HMD'si diyelim. Aynen. Güzel bir HMD bu da. Yani şöyle yedim kanka. Yani arkadaşlar üstü bildiğiniz böyle kubbe gibi üstünde delikleri mevcut. Aynen. Yanlarda da böyle delikler mevcut. Normalde bunun tutturgacı vardı böyle yanında. Bir kulbu vardı. Aynen öyle. Ama yani o kulbunu Duhan sağ olsun kaybetmiş. Ne demek? Yani kaybetmiş. Yani bence şöyle diyelim bu çoğu lüleye oturmuyor. Nasıl oturmuyor? Mesela HC'lerde sıkıntı yok ama HC'ler sırlı olduğundan dolayı şu an zaten resmini görüyorsunuzdur. Sırlı olduğundan dolayı kayma yapabiliyor ve cuk diye oturuyor heceye. Alpaka'ya da böyle tam oturuyor. Ama mesela sırlılarda aynen. Biraz daha kayma yapıyor mesela. Bunda mesela Da Vinci'ye geldiğimiz zaman Da Vinci'nin üst kısmında sır olmadığından dolayı kaymıyor. Aynen bak şöyle salladığında rahat duruyor. Yani bunu kaldırırken birazcık dikkat etmeniz lazım yoksa közlük aşağı hurra diye gidebilir. Ama güzel bir közlük. Yani biz bunu kullandık. Benim çok hoşuma giden bir közlük bence. Aynen görevini öyle. İyice yerine getiriyor diyebiliriz. Hava akışı bir kere yani çok mükemmel. Özellikle közlükteki şeyler mesela. Aynen kanka delikler. Çok güzel bir havalandırması var. Aynı şey alt tarafta da geçerli arkadaşlar. Alttaki bu hani yükseltmişler biraz böyle. Hani ne diyeyim? Üçgen şekilde. Hani hava akışı diye şu aralara giriyor. Hava akışı gerçekten çok güzel. Közün altını da söndürmüyor, üstünü de söndürmüyor. Biz bunu 2 tane 25'lik ya da 26'lık kömürle
Rahat rahat içiyorduk. Ben bir tane bir OneNation 360 attığım için 10 numara performans yani, verdi yani. OneNation 360 da zaten iyi ısıtıyor. Onun dışında bu közlüğün hani bir de şu avantajı var. Hani alt tarafa giden yani hava kanalları yan duvarlara yapılmış arkadaşlar, böyle yan taraflarına yapılmış. Alt tarafı direkt delmemişler. Yani kömür direkt yere tam basmıyor arkadaşlar. Delik delik şeyler var. Aynen yerler öyle. Var ve kömürü söndürmüyor. Bir de çektiğiniz zaman havayı mesela, aşağıdan çektiğiniz zaman mesela nasıl anlatayım? Burada direkt en altta yani tabana kesilmiş bir şekilde hava kanalları. Burada da duvara koyulmuş. Yani aşağı köz düşme, kül düşme oranını biraz daha azaltıyor. Tabi bu orijinalde daha iyidir ama yani biz bundan da memnunduk. Gayet de güzel. Arada bir hala kullanıyoruz yani. Öyle bir arada işte arada. Arada bir ama çok arada. Kapağı da cuk diye kapanmıyor yani. Sıkıntı olmuyor. Güzel bir görüntüsü var. Geçelim Koko Ring'imize. Koko Türk'ün Koko Ring'i arkadaşlar. Fiyatı 35 ila 30 lira arasında satıyorlar. Aynen. Yani bunun orijinali bak. Provost. Provost'lar kaç lira kanka en son? 257. Yani denilebilir. 250 civarında diyelim. Yani Koko Ring'in üst tarafında zaten Koko Türk diye yazıyor arkadaşlar. Şu an zaten ekranda görüyorsunuzdur. 3 tane deliği mevcut üstünde ve ayrılabilir, kapatılabiliyor böyle, açılabiliyor. Hani malzeme kalitesi şöyle vereyim kanka. Malzeme kalitesi arkadaşlar öyle ahım şahım şunlardaki gibi kalite yok. Muazzam bir şey değil. Ama yani ince olduğu için biraz aynen avantajı var onun da. Ve bu arkadaşlar böyle direkt lü üstü olmuyor. Bu folyo aynen üstü için olan bir közlük. Bunun ne yerine geçebilir? Mesela folyo eleğin yerine geçebilir. Aynen. O da elektriğe niye? Olsun. Közden tasarruf olsun ve ısı ayarını daha iyi dengeleyebilmek için. Çok da güzel tasarruf ettiriyor gerçekten. Yani 35 lira verip orijinaline gücünüz varsa alın tabii dedim yani. Ama kullanın tabii ki. Türkiye şartlarında da pek mümkün değil yani. Aynen. Yoksa arkadaşlar 35 lira yani fazla pahalı değil. Folyo üstü mesela benim için en ideal ne kanka biliyor musun? İki tane közün olacak hacı. Yani. Birisi kubbe yani, tamam mı? Kubbe bir tanesi kokoring. Aynen. Yani kesinlikle olmaz. İsteğe göre folyosuz içiyorsanız Ignis veya Lotus şart arkadaşlar. Ona da gelecek zaten. Karşılaştırmasını da yapacağız. Ya ben Koko Ring'den çok memnunum. Folyo üstünde de 10 numara 5 yıldız oluyor. Ama şunu ben söyleyeyim. Kubbe gibi veya Lotus gibi közü böyle tutmuyor. Nasıl tutmuyor derseniz hemen küçülüyor. Aynen. Ve közü söndürmüyor arkadaşlar. Bence güzelce yani çok iyi çabuk da ısıyı iletmişler yani. Benim hoşuma gitti. Ben buna 5 yıldız veririm. Yani bence de 5 yıldız hak ediyor. Çok ısıyı da çok çabuk iletiyor bence. Hani mesela ama biraz ısı yönetimi biraz daha zor. Aynen. Hani nasıl zor? Mesela iki tane közü koydunuz, üstünü kapattınız. Maksimum veriyorum yani hani sağlam mesela biz OneNation. 2 dakika içinde açar hemen yani. OneNation kullanıyoruz. 10 dakika içtiğinizde muhtemelen tütünü elinize alırsınız yani. Yeni kapağı hazırlarsınız. O yüzden açıldıktan sonra kapağı açmak yani zorunda bırakıyor insanı. Aynen. Yani bir közü indirip kapağı kapattığınız zaman bence daha iyi bir iş. Aynen yani. İçim sağlayabilir. Hani ısı ayarını iyi yapmanız lazım. Yoksa çok ısıyı hani gerçekten fazla derecede ileten bir közlük. Güzel alt tarafının ince olmasından dolayı direkt ısıyı iletebiliyor. Yani hoşuma giden bir közlük. Ve çabuk ısınıp çabuk soğuyabiliyor yani arkadaşlar. Közle küçüldüğü zaman ısıyı azaltıyor tabii. Aynen öyle. Geçelim yan tarafımıza. Folyo eleğimiz arkadaşlar. Folyo eleğimiz vardı da bu vidasını ben kaybettim bu sefer de. Normalde yani üstüne koyuluyordu. Bu lülenin üstüne direkt geçiyor. Mesela kes sapmanın üstüne juk diye oturuyor arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor. Közleri de üstüne koyuyorsunuz. Folyosuz içimde bu şekilde. Ya folyo da içinde direkt folyoyu çekip üstüne bildiğiniz gibi elek koyuyorsunuz. Yani şu şekilde gösterebilirim. Şu an düşebilir. Aynen. Yani bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Biz bunu kırdığımız için şu an tam gösteremiyorum ama aynen, bunu şu şekilde de kullanabilirsiniz. Direkt yani elek kısmını folyonun üstüne koyabilirsiniz. Yani bunu direkt böyle yani tütünü dizdiğiniz bunu böyle koymanızı kesinlikle tavsiye etmem. Aynen. Yani hiç güzel olmaz. Yani denemedik. Küller aşağı düşer direkt. Hani denemedik ama denenecek gibi de değil. Aynen. Yani İçmek istiyorsanız şöyle bir aparatı da var yani bunlar. Ama toplam punneli olmaz arkadaşlar. Genellikle küçük ve delikli lüleler oluyor. Şu şekilde mesela. Yani o kadar küçük de punnelli daha fullesi olur yani. Aynen. Önce belki yani. Böyle de yani olabilir. Folyosuz güzel bir şekilde içim yapabilirsiniz. Aynen. Yani hoş bir setup bu da. Yani aynen, tütüne göre setup'ımız hani kendinize aynen göre artık farklılık gösterebiliyor. Bunun da yeni daha kullanım şekli bence kanka 3 közüyle arkadaşlar 25 veya 26 olur. Tabii onun ayarını siz ayarlarsınız. Yani çok ısındığı zaman köşelere çekin veya üstünde şu an gözüküyordur. 3 tane yeri var şöyle gördüğünüz gibi dalga dalga. Dalga 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 diye şöyle. Onların üstüne koyabilirsiniz arkadaşlar. Aynen, ısıyı daha iyi dengelersiniz. Yani közün birisini yaklaştırın, ikisini uzak tutun. Yani ısı yönetimi çok kolay bunda. Yani 360'da bence bu kullanılmaz. Yani 360'da da bir yani 2 tane koyarsan şöyle. Aynen. OneNation 360 yanlış aynen olmasın. Olabilir. Yani mesela Damran'ın hexagonal kömürlerinde çok güzel oluyordu. Aynen. 3 tane koyduk. Aşırı sonra bir tanesini ben indiriyordum tabi. Aşırı güzel bir yani bence zevk veriyordu yani. Aynen. Yani gene burada klasik bir folyo elimiz mevcut. Bunlar kalite ne kalite değişiyor arkadaşlar. Bu da düz şekilli şöyle. Mercedes logolu.
Geçelim Lotus'umuza. Kral Lotus. Emektar Lotus. Lotus diye. Bunu bilmeyen yoktur zaten. Aynen. Bu kapaklı versiyon arkadaşlar. Kapak bir işe yaramıyor. Çöp. Şöyle atayım diyeceğim. Kapak pek fazla değil. Hatta hiç kullanılmıyor. Onu söyleyelim. Yani şöyle volkan dağı gibi diyelim. Aynen. Böyle biraz üstte doğru. Yukarı doğru daralıyor. Daralarak yapmışlar. Alt tarafı aynı. Ignis de aynı mesela yani görünüş olarak. Diğer közlüğümüzde de aynı. Toplar var. Hani normal direkt bunu da böyle koyup içebilirsiniz. Aynen. Bunun folyo üstünde gider mi? Hiç denemedim ama. Folyo üstü ben gitmez hacı çünkü topçuklar var ya. Alttaki çünkü toplar sıkıntı yaşatabilir. Mesela kupeye geldiğimiz zaman zaten söylüyoruz. Kupenin altı düz olduğundan dolayı altında böyle ince şerit var. Ya, o da sıkıntı değil zaten. Direkt çük diye direkt temasta bulunuyor. Aynen. Bunda topçuklar olduğundan dolayı biraz folyo bence çökertebilir. Aynen. Yine ev nargile şey ev nargile demişim. Ev folyosu kullanıyorsanız. Aynen öyle. Direkt bastırır. O da tütüne değmesini yani kök tütüne değmesini şey yapar. O da hani yani bu çoğu lüleye oluyor arkadaşlar. HC'ler oluyor, alpakaya oluyor, işte Da Vinci'ye oluyor, Silvia'ya oluyor. Yani bununla muhtemelen bütün lülelerde, çoğu lülede yani mesela Solaris olur mu? Solaris'te yani oluyor mu bakalım? Solaris'e oluyor tam, evet. Yani sıfıra sıfır geliyor bence. Yani sıfıra ama KS Hapboy mesela olmuyor. Aynen KS Hapboy olmuyor. Delikler dışarıda kaldığından dolayı bir anlamı kalmıyor. Aynen hava delikleri dışarıda kalıyor. Isı çekemezsiniz, hava çekemezsiniz. Yani sıkıntı. Yani açılışta bunu normalde hep 3 közle gösterdiler, sonra 2 köze düşürdüler, öyle devam ederler. Sonra ısınmaya azaldığı zaman 3 közü koyarlar. Yani evet, öyle kullanırlar. Bunda 3 közle ilk bir açılış yaparsınız. Bir 7 köze arkamdan demlendiririz biz. İkisi için arkadaşlar. Bir tanesini böyle çapraz bir şekilde koyuyoruz biz. Böyle şirkmiş kurdursun falan. Yani böyle böyle araba basıp koyarsın ya şöyle. Ben lakaysın. Tamam var ya. Ne değişik bir video oldu ya. Değil mi? Güzel bir video oldu ya. Şimdi gelelim kubbenin faydalarına. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ elimde yeni nesil bir kubbe var. Resimde görüyorsunuz şu an. Sol elimde de eski nesil bir kubbe var. Yeni nesil parıl parıl parlarken eski evet, nesil parlamıyor. Altlarına bakalım. Altlarında fazla bir fark var mı? Hiçbir fark aynısı yok. Kanka. Aynısı. Sadece bir kubbeyi üreten sen bunun içine koydun Murat. Yok. Yere döküldü. Olabilir öyle. Ayıp lan. Neyse arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim, kubbe üreten adam böyle üretirken sonradan aklıma gelmiş herhalde CNC'ci de ben delmem demiş. Şu kulpu papaz olmuşlar. Kulp var ya aşırı önemli ya. Şimdi gelelim yani bu klasik zaten herkes kullanıyor arkadaşlar, zaten aynı bilgileri vereceğiz. Sap'lıya geçelim çünkü farkı var. Sap ekstra yani tamam. İyi ki kanka ekstra parayla falan sattım. Aynı fiyatı o güzel. Aslında o da matkapla delinip bir CNC açılabilir. Açılabilir. Gelelim sapına arkadaşlar. İlk başta ben sapıyla başlamak istiyorum. Sapı çıkartılabilir, vidalı bir sisteme sahip. Şöyle gördüğünüz gibi, yandan da ufo yanıyor bak görüyor değil mi? Gördüğünüz gibi bir sapı var şöyle siyah şekilde, vidalı bir şekilde. Arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum, bunu alırken, yani saplı versiyonu alırken açıp kontrol edin. Çünkü bazı CNC'ler fazla deliyor, sap tam girmiyor, bazıları dar oluyor, girmiyor. Hani elinizde alın, bir deneyin böyle. Aa oldu, oturdu, tamam devam. Kulbuna geçelim. Isıyı içine koyduğunuz zaman bu şu an burada da mevcut zaten. Üstündeydi az önce. Şu içlere doğru ısı veriyor yani. Isıtıyor ama sapın ucuna doğru hiçbir sıkıntı kalmıyor. Rahatça kullanabiliyorsunuz. Delikleri falan mevcut. Üstünde 3 tane delik var. Ortasında yuvarlak bir delik var. Yanlarında kısa bir sıkıntı yaşadık her zamanki gibi. Aynen öyle. Kupede kaldıydık. Video telefonun havasında olunca video kapandı. Arkadaşlar kupe gördüğünüz gibi gene üst tarafında delikler var, yan tarafında delikler var. Altında delikler var, ya alt tarafının yanlarında da delikler var. Alt tarafına geçersek en alt kısmı yani direkt temas halinde buna. İnce bir çizgisi mevcut ve onların hemen yanlarında delikler mevcut. O delikler hava alışı yanlardan çıkabilsin diye güzel bir taktik yapmışlar. Yani hava, yani içeriye hava alışı, hava sirkülasyonu gerçekten güzel. Alt tarafını biraz hafif kaldırmışlar ama çok fazla hani kaldırmamış yani yükseltim fazla yok o yüzden hani biraz söndürüyor. Aynen yani dışında, klasik yani onun kronik sıkıntısı kupeni bence yani söndürmesi. Biraz söndürüyor. Onun dışında hava aç hani içeriye hava alışı güzel yani bu alt tarafında delikleri var. Burada çizgi şeklinde yapmışlar üstü açık. Alt tarafına gelirsek hani Bert'in dediği gibi hafif düz. Burada çok ince bir çizgi şeklinde bir çıkıntı var. O yüzden hani biz folyo üstünde çok rahatlıkla içebiliyoruz. Delikleri de biraz ortaya doğru hani normalde köşeleri içe doğru bakıyor. Hani biraz daha ortada bunda. O yüzden delikliler de kupeyi yani bence daha performanslı. Ama abi, hani az önce video çektiğimizde sana kendim söylemiştim. Yani funnelle de
kubbeyi fazla önermiyorum ben. Yani direkt koymayı önermiyorum. Çünkü biraz fazla ısınıyor. Ve delikler biraz içeri tarafta değil de dışarı tarafta kaldığından dolayı ısıyı tam iletmeyebiliyor. Aynen. Yani delikler tam funnel deliğine çok yakın oluyor. O yüzden hani biraz daha fazla sıcak hava çekebilirsiniz. Hani tüm tütün de ısıtmayabilir. Bence funnelde kanka Ignis veya Lotus tarzı kullanmak daha iyi. Tamam. Funnelde Ignis veya Lotus 1 yani plus olur. Yani o tarz şeyleri kullanmak daha iyi. Delikliyor değilse bunu direkt folyosuz da kullanabilirsiniz. Şu an Nerf öyle içiyor mesela. Folyo üstü yani her lülede de folyo üstü şeklinde çok rahat bir şekilde içilebilir. Çok güzel bir yani performanslı bir lülü. Ya 35 lirada bir fiyatı var arkadaşlar. Ya zaten birazdan da söyleyeceğim 35 liranın şey olması. Şu közlük malını bu közlük malını diye. Geçelim o Ignis'imize. Gene folyosuz bir HM'de. Aynen. Yani gayet güzel, başarılı. Fiyatı can yakıyor şu an. Türkiye şartlarında 100 lira. Yani 100 lira. Yani kendi üretimimiz olmasına rağmen 100 lira. Hani Ignis'in de gördüğünüz gibi kapaklarında arkadaşlar resim var şu an zaten ekranında. Delikler mevcut ve ısı ayarını yapabiliyorsunuz. Kapatıp açabiliyorsunuz. Yan tarafına geçtiğimiz zaman yani alt tarafının tam kase kısmının yan tarafında delikler mevcut. Alt tarafında topçuklar mevcut ama altında ben delik vesaire göremedim kanka. Altında sadece hava delikleri var kanka. Altında dikkat edemedim de bunu sonra seçemeriz. Ha şöyle delikleri mevcuttu değil mi? Hatırlayamadım tam da. Alt tarafı Lotus 1'e çok benziyor yani. Bayağı benzer topçuk var. Topçukları Lotus 1'den daha büyük arkadaşlar. Onu yani, da ben söyleyeyim. Şu biraz daha kalın alt tarafı, bir de onu söyleyebilirim. Aynen. Hani ısı ayarını gördüğünüz gibi biz 360'da içiyoruz. Pöfür pöfür içiyordu an. Aynen öyle. Yani bu iki köze de içebilirsiniz küp köz olarak. Üç tane de koyabilirsiniz kapağı açıp. O zaman da kapak açarsınız Doğan dediği gibi. Yani bence şöyle söyleyelim. Ignis'te 30 karşılaştırırsak, arasına kalırsak, bütçe varsa kesinlikle Ignis. Ama bütçe yoksa 25 veya 35 lira arasında Lotus 1 öneririm replika. Ha, orijinalini alabiliyorsanız o ayrı mesele tabi. Yani ben şöyle almam. Çayımızı içelim. Arkadaşlar bugün çay demledik gördüğünüz gibi nazomuz yok. Buradan da Burak abi selam olsun. Biz şalgam içmiyoruz abi. Aynen öyle abi. Biz nazo içiyoruz. Şalgam değil. Yani dediğim gibi ben Ignis'i tercih ederim. 100 lira verilir mi? Ha biriktirirsin verirsin. O ayrı mesele. Ben 65 yani liraya aldım zamanında. Benim de işimi görüyor. Gelelim kanka. Lülelerin hangisiyle daha uyumlu olduğuna. Yani hangisi kullanılabilir açısından. Kullanılmaz açısından. Şöyle baştan en favori közünü söyle. En favori közüm. Çoğu videoda da gördüğünüz gibi her zaman kullandığımız kubbe kesinlikle yani en favori HMD'miz kubbe yani. Hem folyo üstü yani genellikle zaten biz folyo üstü içiyoruz. Aynen. Her zaman kubbemizi üstüne koyup hani daha rahat geliyor bize yani ısıyı daha iyi yönettiğimiz yani bizce öyle yani. Aynen. Onun dışında başarılı bir közlük diyebiliriz. Aynen. Onun dışında bir numara kesinlikle kubbe. Onun dışında yani folyo da içiyorsam kokoreyi katabilirim ama yani çok nadir kullanıyorum ben. Matt biraz daha fazla kullanıyor ama. Hatta vardı bunda da hediye etti. Aynen, üzerime hediye ettim. Onun dışında Ignis'i ondan sonra da Lotus 1'i tercih ederim. Neden yani? Çünkü Lotus 1 de biraz daha hani dar olduğu için yani ısı yönetimi kapağı falan kapamıyor. Biraz daha sıkıntılı Ignis'te çok güzel bir ısı yönetimi var. Yani yeni başlayan arkadaşlar evet kanka başlayacak böyle diyecek ki yani ne gereği var nargileyi verdik folyo üstü kullanırız vesaire. Yani en kötü yine arkadaşlar bir folyo elik alın yani. Yani 5 lira. Yani direkt folyo üstüne değil de elikle yapın ısı ayarını daha rahat yaparsınız. Ama bence şunu söyleyeyim. Şu an günümüz şartlarında şu an 35 lira istiyorlar. Yani minimum diyelim hadi 25 lira olsun. 50 lira isteyeyim mi? He. 50 lira isteyenler var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani şuna 35 lira ortalama fiyat söylüyorum. 35 lira bana verirseniz bence gideyim bir kubbe alın. Aynen öyle. Kafanız rahat olsun. Her kubbe ömürlük açısından şöyle söyleyeyim. Ömürlük mü? Bence ömürlük değil. Zamanla izini eskidiği zaman şöyle gördüğünüz gibi bizimki haşatı çıktı. Rengi mengi attı yere. Közü söndürüyor. Söndürmüyor değil. Yani bu ne zaman? 1 sene, 6 ay, 7 ay, 8 ay. Kullanıma göre. Aynen. Kullanıma göre. Tabi bunu tutup bir anda sıcakken suya vurduğun zaman ömrünü daha çabuk da kısaltabilirsiniz. Ya, biz de öyle yapıyoruz genellikle. Hızlı olsun diye. Öyle. Ama şu anlık bir yenilerde bir sıkıntı yok. Ama bakalım ilerleyen zamanda tabii ki de olacak. Yani şu battal boy közlük yerine bir gidin bir tane kubbe alın arkadaşlar. En kötü yine folyosuz veya folyolu içim yaparsınız. Aynen öyle. Benim favori közlüme gelirsek kanka. Ben birincisi gene kubbe diyorum arkadaşlar folyo üstünde. Folyo üstü ikincisi kokoreng. Kokoreng gördüğünüz gibi yani folyo üstünde ben ikisinden çok memnunum. Folyosuza geçersek benim
direkt orada gördüğünüz gibi paşa paşa yatıyor. Aslan paşam bu arada benim. İbnis. Çok da seviyorum yani. 10 numara 5 yıldızlı oluyor. Kullanımı iyi mi? İyi. Lotus'la kullanıyoruz. Lotus'la da karşılaştırdık. Ha o yoksa Lotus da tabii. Evet. Yine o da iyi. Folios'un içinde arkadaşlar İgnis maalesef ki Subway olmadığından dolayı ben kupe kullanıyorum. Kupede de iyi performans veriyor mu? Veriyor. Vermiyor değil. Yani kupe ama her türlü oluyor ya. Her türlü her şey. Yani yeni başlayanlar bir tane bence garanti bir kupe alın arkadaşlar. Sonra zaten fantezi işine girmeye başlıyor. Aynen. Onu alıyorsunuz, onu alıyorsunuz. Bir tane Kokorink alırsınız. Bir tane Lotus veya İgnis alırsanız devam ettirirsiniz yani. Evet, bunun sonu yok, onu da söyleyeyim. Gülelerin de sonu yok. Aldık canını yiyor. Yani biz ilk başta başladığımızda arkadaşlar, Erdoğan abimin dediği gibi toprak lülelerle başladılar diye. Toprak lülelerle başladık, konu nerelere geldi ya. Aynen, konu nerelere geldi. Yani zamanla, tabi tecrübe ettikçe bunlar devam ediyor. He, böyle nargile için para ayırın arkadaşlar. Bir de bu setuplar için bir para ayırın bence. Öyle. Bir tane yine hiç alamıyorsanız, yani sırsız da olur. Yani sırla da olur. Bir tane kir lüle alın arkadaşlar. Kir kesinlikle yani. Yani bu bir tane punel, bir tane delik lüle garanti alın. Ve közümüze gelirse bir tane kupe garanti alın. Zaten bu fantezinin dışına düşmeye başladığı zaman çoğaltılacak. Aynen çoğalacak. Eğer para vermek istemiyorsanız yine bir tane elik alın derim ben. Aynen öyle. Hani şu Cloud'a geçersek Cloud'un fazla tercih edeceğini ben düşünmüyorum kanka. Yani biraz yani tercih edeni de pek fazla görmedim. Yurt dışında kullanan çok ama Türkiye'de yani ne bileyim yani gruplar olsun pek fazla kullanan yok. Aslında güzel ve başarılı bir gözlük ama. Aynen bence de başarılı. Niye tutulmuyor? Biz niye içmiyoruz ondan anlamadım. Binden. Bakıyordu dedi. Abi bu adam iyi şey diyor ya. Ne diyordu? Başkan mı diyordu kanka? Ne? Keşke yedir bitirmeseydik. Onun gibi oldu bu da var ya. Aslında çok başarılı ama biz bunu kullanalım. Aynen kullanalım yani. Bence Folios setuplarda ilerlemeyiz de kullanabiliriz kanka. Zaten kullandık da. Yani bence şunu yükseltmeleri, közü söndürmemesi bence aynen gayet başarılı bir közlük. Ha, alınabilir mi? Alınır, denilir. Yani bu biraz değil. Hani zevk işi olduğu için arkadaşlar gibi. Zevkinize yani para yatırıyorsunuz, hobi işi. Yani bence... Ya sonuçta kanka, parasız hobi yok. Aynen öyle. Para şart arkadaşlar yani. Başka bir şey diyecek bir şey yok yani. Ya masraflı biraz hobi ama. Aynen, Türkiye şartlarında arkadaşlar masraflı yani. Yurt dışında adamlar... Yani Solaris'te nece... Yani 27 euro ya şu yurt dışında 27. Fransa'da 27 euro 27 TL'ye aldığınızı düşün. Ha 27 TL'ye aldığınızı düşün yani birim para bak. Şimdi çıkacak diyecekler ki yok euro ile karşılaştırıyorum falan. Bunları bekliyorum ben. Onu boş versin. Bu da 10 euro. Evet 10 euro. Aynen yani işte. Abi, devam mı yurt dışında kanka? Onu bilmiyorum da. Burada hiç görmedim ama Lotus 1'in orijinali var. Bu da 27 euro. Hepsi 27 euro. Yani 30 euro bandında arkadaşlar. 30 birim para aldığınızı düşün yani. Hepsi 30 TL. Alpak 30 TL, HD 30 TL. Bir dizerim var. He, vallahi Fransa'ya gitmeyi düşünmüyor değil mi kanka? Yani Avusturya'ya veya Avrupa'ya diyeyim ben. Yani evet. Fazla sence uzatmaya gerek var mı? Fazla uzatmaya gerek yok. Yine arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz soruları yani yine sorularınız varsa YouTube'un aşağısına yazabilirsiniz yorumlara. Yine Instagram'dan da yazabilirsiniz. Oradan daha çabuk cevap verebiliriz. Ya bu aralar yoğunduk pek cevap veremedik kusura bakmayın. Yine YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yine videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Bizde destekte bulunursunuz. Ama abone kesin olun arkadaşlar. Aynen öyle arkadaşlar. Çok destekte bulunursunuz. Fazla bir şey demeye gerek var mı yavrucuğum? Bende bir şey yok kanka. Sen ne zaman bende de bir şey yok arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişizdir. İnşallah yararlı bir bilgi olmuştur bizim için. O zaman yavaş yavaş bitiriyorum yavrum. Bitir kanka. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz tekrardan. Herkese iyi dumanlamalar dileriz.